Güngör hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ben seni tanımıyorum. Sen yarışıp bilezik kazanmış mıydın? Evet kazandım. Kaç tane bilezik kazandın? 10 bilezik kazandım. 9'da çeyreğim vardı. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Biz de seni tanıyalım. Tabii. 36 yaşındayım. İzmirliyim. Gazi Osmanpaşa'da oturuyorum. Ziraat Teknikerliği mezunuyum. Ziraat Mühendisliği Zootekni Bölümü Akdeniz Üniversitesi'nden terkim. Hala İstanbul Üniversitesi'ni kazanmaya çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi biraz zor o konuda. Onun dışında 1,5 yaşında bir kızım var. Ben burada Allah fotoğraflarımı da yerleştireyim. Allah 1,5 yaşında bir çocuğum var. Şöyle şu bebeği de ben yaptım dediğim gibi. Başka merak ettikleriniz zaman süre içerisinde öğreneceğinizi düşünüyorum. Çok hırslı bir insanımdır. Gelmeden önce de size şunu... Peki neden eğlendi? Çanları çalıyorsun da... Tehlike çanları canım bunun. Tehlike çanı çalsaydı ne kadar hırslı olursan ol... 10 bilezik alıp buradan elenmezdi. Canım ben senin gibi 500 kez girip çıkmadım 500 burada. Kez. Her geldiğinde ben bu kadar gelseydim ben 100 yapardım. Hayatım elenip mi gittim ben? Sen kaç kez gittin ya? Elenip mi gittim? Kişisel ya, problemlerim baktın, vardı. Baktın rakipler çok dişli hadi kaçayım dedim. Dişli rakiplerle ben bu bileziklere alamadıysam ben hangi ara bilezik aldım acaba? Vallahi sen şansa her aldın gelen ben. Bunu söylüyor tabii. Her gelen bak bir kişi her söylese gelen şansa bir kişi aldın diyor. Söylese derim ki hatalı. Her İki kişi söylese hatalı. Bu kadar insan söylediğini bir düşün ya. Bir otur kendin düşün bakalım. Bence otur kendin sen düşün. Ben ne düşünüyorum? Ben gelen, düşünerek geldim buraya. Aslında var olduğu insanlara da bulaşmış oluyor. Yok fındıklarla aldın, yok çerezlerle aldın. İyi de taş size de geliyor. Güngör'ü daha önceden tanımıyorum. İlk defa yarışmada karşılaştık. Eteri gitti, beteri geldi. Hiç duru yok. Yani iletişim kuramıyorsun kızla. Bir bağlıyor motora, hiç susu yok. Ne söylediği de anlaşılmıyor zaten. Kendi kendine bir kuru gürültü gibi görüyorum. Ama ilerleyen günlerde daha netleştireceğim kafamda. Tehlike canlı. Ya ilk gelir gelmez öyle çok bence sivrilmemesi gerekiyor. Bir yapsın yemeğini yiyelim görelim. Tehlikeli mi değil mi? Diyorum size dişli. Onu da yerdi. Yok ezer, bir görelim. Yani ezer geçer ağzı laf yapar. Yok şey yemek olarak diyorum ben. Bir yeseydik tehlikeli mi değil mi o zaman... Daha önce Reyhan Hanım onu tehlikeli bulmuştu. O yüzden şimdi tehlike çanları geri çok geldi diye buldu. Söyledi. Yemek konusunda her konuda tehlikeli. Böyle birden sokar akrep gibi. Reyhancığım sen şimdi Güngör'ü seviyor musun, sevmiyor musun? Onu seviyor muyum, gömüyor muyum belli olmadı değil mi? Ne yapıyorsun? Bak şimdi Güngör'ün eğlenceli tarafı bana çok uyuyor, seviyorum. Güler yüzü uyuyor, seviyorum. Ağzı laf yapıyor, seviyorum. Ama... Bazen kantarı çok taşırıyor, birden de alevleniyor, ne yaptığını bilmiyor, seni yerle de bir edebilir. Yani tıpkı tehlikeli. Aslında kendini anlatıyorsun. Tehlikeli. Ya. Değil mi? Kendisini anlatıyor. Yok yok. Ben aynen kendini ben ifade ettim. Kadar, zaten ben Güngör derim. Kadar tehlikeli değilim. Aa, kendisi tehlikeli. Eğlenceyi seviyor dedi. Tehlikeli ama Güngör kadar tehlikeli tamam değil. O yönünü takdir ediyorum. Sonra... Beğeniyorum o yönünü. Sen de aynısını yapıyorsun. Saydığın meziyetler sende de var. Ama şöyle mesela ben durup dururken seni yerle bir etmiyorum. O mesela yemeğine beğenmeyince göreceksiniz. Masanı sildin değil mi? Her tarafını, şuraları falan da her sildim. Yeri sildim canım. Kötü enerjinin hepsini attım burada. Çok güzel yaptın. Tebrik ediyorum seni. Yağmur'dan sonra güzeldi olması yani. Olması gereken seni. Doğru hareketi yaptı evet. Aynen sıfır bir kesinlikle. Yani sıfır bir enerjiyle geldim buraya. Zaten kimseye karşı da büyük bir tepkiyle gelmedim. Sadece yani bana gelip de hava atarcasına ben bu kadar bilezik aldım ben öyle şey demedim. Sahip biri değilsin. Ben öyle bir şey demedim değilsin. Ki bunu sen onu yaratıyorsun. Onu gel söylemeyeceksin. Bak, kendi içinde o kadar dert edinmişsin ki. Aynı. Bu psikoloji tabii bir bozmuş bir senin. Şey söyleyebilir miyim? Ben sana tabii sadece gayri ihtiyari dedim ki madem çok hırslısın kaç bilezik kazandın? Tamam ben kendim burada 2 aya yakın kaldım. Ve 2 aya yakın kaldığım zaman ilk geldiğimde benim burada Ezgi 20-25 kez yine sizin gibi gelen giden bir arkadaşımızdı. Zaten şu anda da konuk oyuncusu var. Onun dışında diğer arkadaşımız da zaten devamlı kayınvalidesi onu mükemmel buluyordu ki ben Besime teyzemi bu arada çok severim. Bunun dışında da bir şey söyleyemem yani gelip de bu rakiplerle kalıp ilk daha gelmişim mutfağı bilmiyorum.
3 aylık bebeğim var, uykusuz gelmişim. Yarısında uyuyorum, yarısında uyumuyorum. Ama şu an kimse bana bu konuda yapamayacaksın diyemez çünkü şu an çok hazırım. Artık bana konuk oyuncu diyorsun ya, ben 4 haftadır yarışıyorum, 5. haftama girdim bugün. Canım o işte birazcık rastlantısal olmuş, azıcık. Yani ben dediğim gibi söze değil icraata bakarım Neslihan'cığım. Önce bir hareketlerini bir toparla bakalım, sen şu çeyreklerden bir mertebe yükselt. Bir Allah aşkına koluna bir bilezik tak da ondan sonra bir konuş ya. Biz buraya gelirken en azından elimizde yükle geldik. Benim bir historim var. Arkamda bir hikayem var. Senin neyin var? Ben biz kaç burada emeğimizde buradayım? Kalmışız 2 ay. Babalar gibi de savaşmışız. Gelene gideni de elemişiz. Sen gelmişsin daha enlerin yarışına. Sen önce bir... Tarkan, ben 5 haftadır buradayım. Diyorum ya, tekrar söylüyorum. Senden önce de 3 kişi aynı lafı söyledi. Bak bugün ben buradayım, onlar yok burada. Anladın mı? Hayır söyle. Daha bunları sen söyle, biz göremiyoruz bir şey. Bilezik tak, bilezik. Sirke getirmiş geliyor. Ya her gelen de bunu getiriyor. Bu da bana saçma geliyor. Çok bayat bir yemek ya. O ne öyle, gelen bir sirke alıyor, siliyor. Sirke canım, giden bir kolonya ediyor. Alıyor, siliyor. Dezenfekte ediyor, ne güzel. Aman. Kötü enerjisini de alıyor. Doğru söylüyor. Kötü öyle. Enerjisini var de alıyor. Var ya, ben sana bir şey diyeyim mi Sevimcim, canım benim. Canım, bak seni söyle. De severim. Öyle yapanlar nedense hep böyle tepe taklak yallah. Mesela sen yemeklerin kraliçesi kraliçesi diyorsun, evet. Ya bence hiç değil. Değil. Yamah bile değil. Ustanın yamağı bile değil gerçekten. Sadece sözde. Çünkü niye biliyor musun? Sözde hiçbir şey olmuyor. Öyle mi? Sözde olmuyor. İcraatta olmuyor. Siz en lezzetli tabağı bulup kötü puanlar verdiğiniz için böyle hafta, oluyor. Geçen hafta finalde tatlısı en kötü tatlıydı. Evet. Bak Yağnur'u da sevmem etmem ama en kötü tatlıydı. Yanık dediğin tatlı bile ondan 1000 kat daha lezzetliydi. Bakın Reyhan Hanım, siz kendiniz de puan... Bulamıyorsunuz gelinizi. Ay ben gelinim, lezzetli yani yemek tamam, yaptım. Çok lezzetli. Özellikle yemek. Bu hafta hep benden 5 aldı. Yani 6 haftada yani bir kere bilezik aldı. Şöyle söyleyeyim. Yani 6 hafta içinde bir kere bilezik alabildi. Yani lezzetin altıncı haftada yani lezzetin kraliçesinin çok daha önce alıp hatta puanlarını yükseltip listeye gideceğine Hatice girmesi lezzetin kraliçesi olduğu için, en lezzetli yemekleri yaptığı için diğer kayınvalidelerden bariz insanların ya. Gözüne giriyor ve kötü bariz. Puanlar aldı. Ve Hatice benden iyi puanlar aldı. Gerçekten ya, enlerde çok hep iyi. Hayır hayır, benden çok nadir aldı ama iyi puanlar aldığı oldu. Tabii tabii, 3 tane çok iyi kullanırsan o 2'yi de ben 1 sayıyorum bak. Başkası mesela Sevim de 2 verse. Sen ne yaptın Reyhan? Çiğdem de 2 verse 1 saymam. Çünkü niye? 2 tane 1 kullanmıyorlar. Ha, Çiğdem bir tane de verse saymıyorsun. Ama neden 2 tane 1 kullanmıyor? Sizler 1 kullanmadınız mı? Siz de benim yaptığım işlemin aynısını yapmadınız mı Reyhan Hanım? Ne? Tamam yaptım, ne zaman ama? Hayır, senin gibi. Yapmadık. Her gün. Kaç kullandın finalde? Her gün ben finalde verdim. Ben finalde ayda... Finalde siz öyle kullanmadınız. Hayır ben 3-3 verdim finalde. Hafta içi verdiniz ama. Finalde 3-3 verdim. Hayır hafta içi de kötü puanlar verdiniz. Vermedim i̇ki geçen tane hafta. Bir vermedim. Nadiren vermişimdir. Tabii ki o oldu. Olmamış yemeğe de kalkıp 3 zaten veremem. Ne oluyor canım? Yangın mı var? Ay gel yardım et yavrum. Yangın mı var? Gel gel. Gel de nasıl yemek yapılıyor bir öğren. Hazır geldim gel dedin de nasıl ya yemek gerçekten. Yapılıyor öğren. Gel. Hazır geldim deyince ben de bakayım dedim öyle mi yemek yapılıyor gel, acaba gel, diye. Gel nasıl yapıldığını ben sana öğreteceğim zaten. Böyle alevli yemekler vakit falan yapıyorsun. Az. Şeflerden falan mı öğrendin sen? Hayır canım, ben yemek yapmasını çok severim. Ve kısa sürede de çok güzel yemekler çıkarırım. Sen demek ki beni hiç izlememişsin. Demek ki bakmışım beni sarmamışsın, seni izlememişim. Ah, aynı şey sizin için de geçerli. Bir açıyordum sen, bir açıyordum Elif, bir açıyordum öteki. Oo. Siz mesela etleri işte hani çok kızdırdı tencereyi şey, falan tencereyi dediniz. Tencereyi çok ısıttı, eti attığında simsiyah dumanlar çıktı. Simsiyah duman değil, o normal tabii ki etin buharı dumanı çıkar. Buharı çıkıyor. Isısını fazla ayarlamadı. Onun zaten etinin suyunun içinde kalması önemli olan o mühürlemek tabii odur yani. Tabii ki onu biliyoruz nasıl mühürlenir ama böyle yakacak kadar dumanları da tencereden çıkartmıyoruz yani. Tencereye atınca abi, normaldir onun. Hiçbirinkinde çıkmadı hepsi mesela. Mühürledi. Sizinkinin dumandan yüzünü siz görelim. Demek ki ona çok dikkat etmişsiniz. Atam karşımda çünkü diye. Bakın ekranda.